Hayır Purja. Hayır, beni böyle bırakıp gidemezsin. Hayır Purja. Gitmene izin veremem. Purja, Tanrı aşkına. Gitme. Hayır. Kestik. Tamam. Bay Arkey, muhteşemdiniz. Gerçek gibiydi. İskemle. Senaryo. Neredeyse bana gerçekten aşık olduğunuzu düşünecektim. Gitmeme engel olacağınızı. Senaryo. Bay Arkey, prova yapalım mı? Prova yapmak huyum değildir. Tabii haklısınız. Bir süre sonra her şey otomatikleşiyor değil mi? Siz zaten öyle doğal davranıyorsunuz ki mükemmelsiniz. Bir de size bir şey demek istiyorum. Sen biraz sussan gerçekten ne güzel olacak. Susmanın iki avantajı var. Bir kere enerjini çekime saklamış olursun. İkincisi, benim de canımı sıkmamış olursun. Saç, makyaj. Git, kuaförü çağır. Saç, kimse yok mu? Nerede kaldın kaç saattir? Efendim, bigudileri almaya gitmiştim. Sen, dün işittiğin hakaretler yetmedi herhalde. Yine gelebildiğine göre. Keşke baştan söyleseydin. Sana daha fazla hakaret ederdim. Bugün de gelmene gerek kalmazdı. Efendim, bunlar saçlarınızı hacimli tutacaktır. Tamam. Set hazır. Lütfen 2 dakika. Hazır efendim. Bay Arkey, set hazır. Ses. Kamera hazır. Evet. Sahne çekim 2 hazır. Motor. Kestik. Neden geldin? Senin onurlu kalmaya önem veren biri olduğunu sanıyorum. Ama şimdi bakıyorum da adeta hakaret duymaktan özel bir zevk alıyorsun. Neden geldin buraya? Öncelikle sakın bir daha bana dokunma. Büyük bir yıldız, sıradan bir kızın elini asla tutmamalı, yalan mı? Onu tutup böyle zorla karavanına sürüklememeli. Sen bunu sadece filmlerinde yapabilirsin. Gerçek hayatta deneme. O yüzden bir daha sakın böyle bir hataya düşeyim deme. İkiniz için de iyi olmaz. Oo. Demek vahşi kedi yine tırnaklarını törpüleyip sivriltmiş. Hayır. Unutmuşsun. Bana geçen sefer kedi değil, dişi aslan demiştin. Bana kalırsa Büyük Yıldız Arkey kendi bölgesinde başka bir aslan görmek istemiyor. İyi misin? İyi görünmüyorsun da.
çocuğa söyleyeyim su getirsin sana. Kapat çeneni. Hemen çık git buradan. Suratını karşımda görmek istemiyorum. Yüzünü sevmiyorum, beğenmiyorum. Kendini daha fazla acındırma. Seni istemiyorum. Dışarı. Bay Rishab Kundra. Bunun bir çözümü var. Yapacağınız şey beni gördüğünüz an başınızı çevirmek. Böylece birbirimizin yüzünü görmeyiz. Gidecek misin yoksa güvenliğe mi haber vereyim? Güvenli... Sanırdım ki çocuklar sıkışınca hemen annelerini çağırır. Hem güvenliği çağırması gereken benim. Güvenlik! Güvenlik! Bir dakika. Sen beni görmekten niye rahatsızsın anlayamadım. Yoksa burada ne aradığımı mı merak ettin? Ne yapıyor olmalıydım? Yüzümü bir yastığa gömüp hıçkıra hıçkıra ağlamalı mıydım? Hayır Arkay. Ben o kadar zayıf değilim. Böyle şeyler beni yıkamaz. Ben bir kaktüsüm. Köklerim derinde. Çok güçlüyüm. Bir sürü dikenim var. Fazla yakınıma gelme ve bir daha da sakın bana elini sürme. Yoksa kanar. Anladın mı? Bir keresinde gözyaşlarımı sevdiğini söylemiştin bana. Üzgünüm. Stoklarda kalmamış, üretimi durdu. Artık gözlerimden sadece alev fışkıracak. Hayatıma devam edeceğim. Sen düşün. Bakalım gözyaşı dökme sırası kime geldi? Oo, demek bir günde toparlandın öyle mi? İlk görüşte aşk. Ve nefret. Son kavgada. Bir günde değil, bir dakikada oldu. Mahallede posteni gördüğüm an başladı. O anda kendi kendime düşündüm. Beni böyle kötü etkilemene neden izin veriyorum? Tam olarak kimden kaçmaya çalışıyorum? Sıradan bir karton parçası bana ne zarar verebilir? Biliyor musun? Bırak gittiğin için üzülmeyi, seninle böyle kavga etmek bile resmen ucuzluk. İnsan belli standartlarını korumalı. Hayat devam ediyor. Ama tabii bir konuda hakkını teslim ediyorum. Senden öğrendiğim şeyler de oldu. Artık kendimi daha çok seviyorum. Bu mutluluğun kendisini seviyorum ben. Evet, artık felsefem böyle. Çok üzgünüm ama Madu asla boyun eğmez ve asla yenilmez. Hadi durma, seslen şimdi, güvenliği çağır. Ama kim kaybeder biliyorsun değil mi? Arkay, süperstar, gökyüzünde parlayan dev yıldız. Ya ben? Sıradan bir paçam. Yine de kaybeden ben değil, sen olacaksın. Çünkü ben sıradan bir kız olarak kazandım. Ne dersin şimdi güvenliği çağırayım mı? Öyle daha iyi olur. Güvenlik! Demek bu işi bırakmaya niyetin yok. Hiç yok. Bakalım cesaretin bu rolü daha ne kadar kaldıracak? Rolü aktörler yapar. Ben gayet sıradan bir kızım. Demek ki sen Arkay'ı tanıyamamışsın. Seni mahvedeceğim. Kendimi çok iyi tanıyor olman bana yeter. Beni yıkamazsın. Göreceğiz. Öylece bakacaksın. Ben hazırım. Üç gün. Sana 3 gün veriyorum. O kadar. Ve ben de kendime 30 gün veriyorum. Tam 1 ay. 30 koskoca gün. Burada 1 ay çalışabileceğimi göstereceğim sana.
hoşuna gitse de gitmese de. Çok yanılıyorsun ama neyse. Ben burada 3 günden fazla çalışmana izin vermeyeceğim. Bu da benim sözüm. Gülecek hiçbir şey yok. Aslında son derece komik. Süperstar Arkane'in bu hayattaki en büyük hedefi normal bir... Düzeltiyorum. Sıradan bir kızın hayatını mahvetmek, öyle mi? Sana gerçekten acıyorum. Kendine bir içki doldur. Ne seviyordun? Evet. Gitmeden ben de sana bir söz veriyorum. Bir ay boyunca her gün burada olacağım. Sen de benim kadar iyi bilirsin. Bir sözünü tutanlar vardır. Bir de boş yere, yalan yere söz verenler. Sana bol şans. Çok pişman olacaksın. Kime meydan okuduğundan haberin bile yok. Eski karıcığım.